Bizim öğrenciliğimiz döneminde birbirimize çok bağlıydık. Geçim sıkıntısı çekerek tahsil yapmak zorunda kaldık. Ben pek zorluk yaşamadım. Çok zevkli bir tıp hayatı geçirdik. Tıp eğitimi çok zor bir eğitim. İmkanlar çok kısıtlıydı yani. O zaman kitaplarımız çok fazla değildi. Tek kadavra üstünde artık gelen giden aynı şeyde eğitim görüyor. Pek iyi olmuyor. Birinci planda fakültelerin görevi öğrenci yetiştirmek. Görsel olarak daha iyi bir eğitim olduğuna inanıyorum. Sınıfta sıraların ve kürsülerin kalktığı zaman tıp eğitimi iyi olur. Pratik olarak öğretilmesi gerektiği kanısındayım. Olgun bir insanın doktor olması lazım. Kişilik sahibi, şahsiyet sahibi olması lazım. İnsanı seven insan doktor olmalı. Parayı seven değil. Benim için ölçü, akşam başımı yastığa koyduğum zaman uyuyabilmeliyim. Doktorluk bir yaşam şeklidir. Doktor toplumda çok önemli bir insan. Kızlarını ya doktora ya subaya verirdi aileler. Hekimin yeri değişmez. Hasta hekime güvendiği zaman daha çabuk iyileşiyor. Karşıdakini yerine koyarak kararlarını versinler. Vallahi kardeşim, çile çekmeye hazır ol. Ve yılmayın, mücadele edin. Başka diyecek bir şey yok. Hep deriz ya biz gençler, şimdi işte bilmem ne. Aslında şey değil, bunu o şartları yaşamak lazım. Parası olmayan, müşkülde kalmış insanlara yardım edilmeli. Yani deontoloji bizim şeyimiz zaten, anayasamız zaten. Yani o, ona uymayan o zaman hekimliğin yarısını kaybetmiş demektir. İyinin iyisi daima vardır. Yalnız dürüstlükten ayrılmasınlar. Tekrar dünyaya gelsem tekrar doktor olurum. Alman diyor ki, emekli olunca şimdi yapacak çok işim var. Benim de yapacak çok işim var.